Doçent Doktor Hasan Sunar, ceza hukukçusu konuğumuz. Sayın Sunar efendim, iyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bir iddianame önünde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapatma ile ilgili iddia iletildi. Az önceki konuğumuz, sayın birinci diğer hukukçu konuğumuz, bir kapatma kararının vereceğini öngördüğünü aktardı. Siz neler söylersiniz? Hangi olasılıklar karşımıza çıkabilir kapatmayla birlikte ve kapatmanın dışında? Evet efendim, aslına bakarsanız bu bir sürede beklenen bir süreçti. Türk hukukunda biliyorsunuz anayasa düzeyinde yapılan çalışmalar ile aslında parti kapatmanın güçleştirilmesine, zorlaştırılmasına ilişkin bir eğilim uzun süreden bir egemendi ve bu konuda anayasanın 68. maddesindeki amir hüküm uyarınca bir takım düzenlemeler yapıldı. Şimdi bizim Sayın Başsavcının hazırlamış olduğu bu başvurudan anladığımız kadarıyla daha önce gene aynı siyasi hareketin HEP gibi, HADEP gibi, DEHAP, DTP gibi partilerinin kapatılmasında kullanılan anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırılık nedeniyle bu aykırılığı ortaya koyduğu ileri sürülen eylemler alt alta sıralanmak suretiyle bir başvuru yapılmış durumda. Bu tarz bir başvuruya Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan sıfatıyla hangi usul ve esaslar çerçevesinde bakacağı ise anayasamızın 149. maddesinde düzenlenmiş bir müessesedir. Dolayısıyla oradaki esaslara uyulmak suretiyle söz konusu partinin yetkililerine yüce divan sıfatıyla yargılamayı yapan Anayasa Mahkemesi önünde savunma hakkı verildikten sonra bu konuda nitelikli çoğunluk 3/5 şeklindeki bir çoğunluğun vereceği karar ile bir hüküm tesis edilecektir. Yalnız şu noktadaki tespite katılabilmem bir ölçüde mümkün olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin geçmişten bugüne özellikle bahsetmiş olduğum bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırılık gerekçesiyle açılan davalarda oldukça katı bir eğilim sergilediği, oldukça sert bir tutum sergilediği ve az önce ismini zikrettiğim partilerin yanı sıra Sosyalist Birlik Partisi gibi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi gibi çok çeşitli başka siyasi partileri de aynı ilkeye aykırılık gerekçesiyle kapatma kararı verdiğini bu partiler hakkında görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tabii ki dosyanın içeriği ne ölçüde doludur. Buna ilişkin olarak hakkında kapatma davası açılan siyasal parti tarafından ne gibi savunma argümanları gerçekleştirilecektir, nasıl savunmalarda bulunulacaktır, bunları süreç içerisinde hepimiz izleyerek göreceğiz. Ama genel bakış itibariyle dışarıdan bakıldığında bahsettiğim ilkenin uygulanması noktasında Anayasa Mahkemesi'nin sert bir eğilim olduğunu ve dolayısıyla bir kapatma kararı olasılığının hiç de uzak olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Peki Sayın Sınar, yani uluslararası sözleşmelerden de bahsettik. Mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yapılan açıklamalar, Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar, bütün bunlar az önce Sayın Birinci'nin de dikkat çektiği konulardan bazıları. Uluslararası anlaşmalar var yaptığımız. Bu yüzden hassas ve temkinli bir süreçte ilerlememiz daha sağlıklı olur dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü Şahin, şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilkelerini hatırlatarak bir anlamda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesaj vererek de bu açıklamaları, aslında mahkemenin neden varoluş nedenini kamuoyuyla paylaşarak öyle bir yazılı açıklamasında öyle bir detay da var. Buyurun efendim, siz ne diyeceksiniz? Bu hassas diyebileceğimiz, Sayın Birici'nin ifadesine göre, bu uluslararası anlaşmalara göre. Kesinlikle son derece hassas bir konu. Hem örgütlenme hakkı bakımından hem de bireysel anlamda ifade özgürlüğü bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir de biliyorsunuz bizim anayasamızın 90. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kanunların dahi üstünde yer alan bağlayıcı iç hukuk normları. Dolayısıyla burada iç hukuktaki bir gelişmenin, hele ki siyasi parti kapatma davası gibi aslında bir demokratik rejim içerisinde hiç arzu edilmeyen şekilde ortaya çıkan bir talebin elbette ki doğru değerlendirilmesi gerekiyor.
gerekiyor. Bu konuda tabii iki su birbirinden ayırmamız lazım. Sayın Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş olan karar bireysel olarak verilmiş olan bir karar. Burada ise bir tüzel kişilik olan partinin tümüyle ilgili yapılmış bir başvuru var. Fakat bu aşamada henüz bir ahim sürecinden söz edemeyiz. Belki de Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu reddedecek. Dolayısıyla bir siyasi parti kapatma kararı ortaya çıkmadığı müddetçe bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinin başlamasından da söz edemeyeceğiz. Ama olası bir kapatma kararının ortaya çıkması durumunda bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kuşkusuz ki taşınacaktır. Orada bir hususun altını çizmem gerekiyor Emre Bey. Ben az önce Anayasa Mahkemesi'nin özellikle Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesini uygulanması konusunda son derece hassas olduğunu söyledim. Evet, nitekim bizim anayasamız da bu konuda bir takım zorlaştırıcı hükümler içeriyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hele ki parti kapatma davalarındaki yaklaşımı bizim Anayasa Mahkememizden oldukça farklıdır. Siyasi partinin kapatılması için geçmişte İspanya'ya karşı Batasuna kararlarında da altını çizdiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mutlaka o siyasi partinin şiddet içeren eylemler ile organik bir ilişkisinin varlığını arar. Dolayısıyla bizim hukukumuzda ortaya çıkabilecek, geçmişten bugüne katı uygulamanın bir devamı şeklinde ortaya çıkabilecek bir kapatma kararı da yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gittiğinde şiddet eylemleriyle siyasi partinin tüzel kişiliği arasındaki organik ilişkinin ortaya konulamaması durumunda bir ihlal kararı ile sonuçlanma olasılığını da göz önüne alarak hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Ki geçmiş örneklerde biz yaşadık, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizde verilen parti kapatma kararlarına ilişkin olarak bunların sözleşmede düzenlenen örgütlenme hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'nin mahkumiyetine karar vermişti. Benzer bir sürecin ortaya çıkabilme olasılığını göz önüne alarak son derece hassas bir değerlendirme yapmak gerekiyor efendim. Peki Sayın Sınar, şunu da sormak istiyorum. Tabii ki siyasi partiler, mecliste grubu bulunan mesela Milliyetçi Hareket Partisi kapatılma çağrılarını sık sık yeniliyordu. Her seferinde tekrarlıyordu. Evet. Bir yandan da parti kapatmanın bir çözüm olamayacağını savunan isimler de var. Parti içerisinde farklı görüşlere sahip olanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela kapatıldığı zaman böyle bir tehdit sona erecek mi mesela iddianamede yer alan devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, ortadan kaldırmayı amaçlamak, bir kapatılma bütün bu tehdidi ortadan kaldırabilir mi? Bir siyasi partinin kapatılması şu anda mecliste ve önümüzdeki seçim öncesinde nasıl bir ivmeye ya da nasıl bir atmosfere neden olabilir? Siz neler öngörüyorsunuz? Evet, ben daha önce sizin programlarınızda da ifade ettim. Televizyon ekranlarında şunu ifade etmekten hiç çekinmiyorum. Ben siyasi parti kapatmanın demokratik, çoğulcu bir siyasi rejim açısından kabul edilebilir bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan anayasa hukuku derslerinde öğretilen militan demokrasi anlayışının bu şekilde geniş yorumlanmasının hiçbir ülkede demokratik kültürün yerleşmesine katkı sağlamadığını düşünüyorum. Nitekim bakın, bu bugün davanın açılmış olduğu siyasi hareket hakkında bugüne kadar 7 ayrı kapatma kararı verilmiş Anayasa Mahkemesi tarafından. Evet. Ve şu an 8. bir dava bildiğim kadarıyla söz konusu. Bu siyasi hareket ilk partisi kapatıldığında yanlış bilmiyorsam %5,5 civarında bir oy potansiyeline sahipken son seçimlerde %13 oy aldığını biliyoruz. Netice itibariyle bugün aynı bu siyasi partiyi kapatırsınız, yarın başka bir isim altında üstelik daha da güçlenerek, daha da taraftar toplayarak siyasi iktidar yarışına devam eder. Bu noktada parti kapatma demokratik bir ülkede ancak en son çare olmalı ve bu konudaki standartlar tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde içtihatları gibi, onda olduğu gibi şiddet ile, şiddet eylemleri, terör eylemleriyle doğrudan ve organik bir ilişkinin varlığının ispat edilebilmesi durumunda ancak gündeme gelmeli. Oysa günümüzde
HDP ekseninde ortaya çıkan tartışmanın daha çok iç siyasetteki bir siyasi mücadelenin argümanı olarak ortaya konulduğunu, bir siyasi mülahaza aracı haline getirildiğini görüyoruz. Şöyle bir nokta da var tabii. Ben açıkçası böyle bir kapatma kararının ortaya çıkmasının siyasal iktidar açısından, özellikle siyasal iktidarın büyük ortağını oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi açısından fevkalade olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi daha farklı bir siyasi çizgide ilerleyen bir parti ama Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yıllık iktidarı boyunca ilk yola çıkışından itibaren hep özgürlükleri savunma iddiasında olmuş ve ilk dönemi itibariyle kendisi de bir siyasi parti kapatma davasına maruz kalmış ve Anayasa Mahkemesi önünde kendini savunmak zorunda kalmış olan bir siyasi hareketi temsil ediyor. Bugün siyasi parti kapatan bir siyasal iktidar olmak o çizgiden fevkalade uzaklaşıldığı anlamına geliyor. Kuşkusuz bunun siyaseten de olumsuz neticeleri olacaktır diye düşünüyorum. Peki Sayın Sınar, efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler, yaptığınız yorumlar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür efendim. Ediyoruz.